Herkese selamlar dostlar. 12 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecekler, aklına yatanlar değerlendirebilir. Herkese bol şanslar. Direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Önceki Valencia Real Betis maçının maç skoru bilen yok arkadaşlar. Onu açıkladı. Maç 3-0 bitti. Dediğim gibi maç sürpriz bitebilir diye düşünüyordum zaten. 2-3 gol tercihiyle kaçtım o maçtan. Yüksek orandan başarılı oldu fakat maçın skorunu bilen yok. Sizlere bugün cumartesi için maç skor yarışması günün en baba maçlarından bir tanesi olan Başakşehir Galatasaray maçı maç skorunu sorduk. Çok fazla gollü maç geçmeyebilir diye düşünüyorum ben. Tercihim zaten birazdan göreceksiniz. O yönde olacak. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Cumartesi olması nedeniyle bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Geçtim bunu dün rolling yapmıştık bildiğiniz üzere. Rolling 1 olaraktan ilerleyecektik. Rolling'imiz başarısız oldu. Partizan'ın son periyod sadece 10 dakikalık sürede 4 sayı atmasından kaynaklı. Deplasman 2.5 üstü oynayanlar son periyot gelmiştir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ama partizan son aslında çok güzel gidiyordu. 68-54 bizim için yeterliydi 3 periyot sonunda. 19-19 bizi alacaktık. Fakat 4 sayı attı. Yani 4 sayı da atmazsın. Tarihinde 4 sayı attığı şey yoktur yani Partizan'ın bir periyotta. O da bize denk geldi diyelim. Geçtim bunu da. NBA'de 2'de 2 yaptık dün. 2 tane NBA kuponu verildi. İkisi de geldi. Dediğim gibi NBA'si olsun, canlısı olsun, hastası olsun her türlü her şekilde canlı olarak da NBA'si basket her türlü ilerlemeye çalışıyoruz. Değerlendirecekleri katılacakları şimdiden bol şanslar diyelim. Bunu da geçelim. Dün de canlıda ne yaptık ondan bahsedelim. Ondan önce bir bilgilendirme yapalım. Ekip hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum ben burada. Toplamda 4 kişiyiz arkadaşlar. Toplamda 5 kişiyiz. Şimdi kalabalık olmamızın sebebi şu. Şimdi herkesin bir sosyal hayatı zaten var. Ben mesela sürekli maç izleyemiyorum. Kendi sosyal yaşantım var. Keza editör arkadaşların da aynı şekilde sosyal yaşantısı var. Örnek veriyorum. Cumartesi bülten çok kalabalık. Herkes maça dağılıyor. Bundesliga'da İngiltere'de maçlar aynı anda paylaş başlıyor mesela. Herkes iki tane, üç tane maç alıyor. Kenara çekiliyor. Canlısını o şekilde çok daha rahat yapabiliyoruz ki. Birbirimizin açını da her zaman kapatabiliyoruz. Ondan ekibimiz biraz kalabalıktır. Beş kişiyiz toplamda. Bunu nasıl canlılar yaptık? Ondan bahsedelim. Ev sahibi bir ilk kere ilk bir gole girdik burada Karagümlü'nün. Devrede golü de geldi zaten. Dakika 33'te üç dönemine gol geldi. 1-0 önde kapattı devreyi. Burada başarılı olduk. Ondan sonra Fenerbahçe Beko'nun maçı vardı. Hatta Ali Koç Fenerbahçe Beko maçına gelmiş. Canlısını yapayım dedim. Yani bakalım bu adamın geldiği maç çok uğurlu geçmiyor diyerekten de bir, can, bir tane canlı yaptım o maçta. Dedim ki bunu hatta er, herkes açık grubumuza da attım bu canlıyı. Şöyle bir tercihti. Fenerbahçe'nin devresini de verdim. Ev 825 üst olarak değerlendirme altına aldım. Fenerbahçe zaten baktım iyi oynuyor. Daha Wilbeck'in de sahneye girmemişti. Çok da sahneye giremedi Melih Mahmutoğlu sahneye girdi. Başarılı oldu zaten. Efsa bir 82.5 üstten aldık. Onun yanına bir de Roy Valekano mücadelesi vardı. Devre de verdim bu bahside aynı şekilde. Roy Valekano baktım maç çok sert geçiyor. Devrede de 4 tane kart oldu. Mücadele geneline 8 kart olur dedim. Maçta da 90 artı 6'da gelen kartla birlikte tam 8 kartla sonuçlandı. Onun dışında bir tane de riskli canlı verdim. Dedim ki devre arası bahsi verdim. Yine Valekano atarsa... Bir tane atar dedim yani riskli olarak da, da belirttim ama atamadım Maç 0-0 bitti. Benim de golle geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesiydi. Ama kaçanlar vardı burada. Mesela Valakhan'ı sağ çaprazdan kaçırdı. Pozisyonda bir penaltı beklentisi vardı. Üstüne de net bir kafa kurtarışı yaptı diğer pozisyonda. Bu şekilde ilerliyoruz dediğimi geçireyim. Şimdi sizlerden ricam şöyle bir dikkat yazısı gelsin öncelikle. Arkadaşlar Dünya Kupası başlayacağından dolayı bazı takımdaki bazı oyuncular oynamıyor. Bir tane de örnek vereyim ben size. Benzema mesela sakat falan değil. Adam Dünya Kupası öncesi sakatlanmamak için oynamak istemiyor. Ben de burada bazı büyük maçları aldım. Mesela Tottenham, Liverpool, Chelsea, Bayern Münih, Arsenal gibi maçları aldım. Yani güzel tercihler yaptığımı düşünüyorum ama dediğim gibi bu Dünya Kupası etkeni ve takımların son maçı olduğundan dolayı biraz maçlar sürpriz çıkabilir. O yüzden sizler de mislilerde biraz ufalmaya gidin derim geçtim. Sizlerden ricam cumartesi olmasından dolayı artı 400 seviyesinden bir like atmanızdır. Hemen 2 saniye like ataraktan da başlarsak çok teşekkür ederim. Minnettarım diyerekten de başlayalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Ümraniye Sivas. Sivas kendi evinde Sivas 3 maçtır mı ne gol atamıyor sanırım. Aynen 3 maçtır gol atamayan bir Sivas Spor var. Son Fenerbahçe maçında 1-0 bitti. Ama 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye baskı kuramadı. Orada ben bir baskı kurmasını beklerdim orada. Ki devrede 2-14'ten bir golüne girmiştim Sivas'ın. Ara ara etkili geliyordu. Fakat o istediğim şey yok. O baskıyı kuramamıştı Fenerbahçe maçında. Burada Ümraniye ile oynayacaklar. Ümraniye'de son maçında kazandı. Ekstra kupada da kazandı. Takım bir moral olmuştur bence. Ben burada Sivas'ın son hafta bence Fenerbahçe karşısında biraz daha iyiydi. Ve hava koşullarına baktım özellikle bu mücadelenin. Sanırım maçın oynanacağı... E Saat 10 derece veya 11 derece olacak diye gösteriyordu. Fakat o hava durumunun direkt hissedilen daha düşük olur diye düşünüyorum. Hava zaten soğuk olur. Sivas buna biraz daha alışkın. O yüzden ben burada Sivas'ın da bir devre öncesi bir galibiyetle gitmesini en azından gol dahi atamayan burada doğrudan bir rakibi olan düşme potasında olan Sivas'ın da doğrudan rakip olan Ümraniye'ye karşı galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu bir alınır. Yüksek oranı ile birlikte. Biraz daha yüksek oranı isteyen varsa x 0.5'ten de burada 4.5 altında bir de yapabilir bilginize. Fenerbahçe Giresun mücadelesi. Fenerbahçe geçen Giresun, geçen mücadelede ilk yarıda bir gol atamadı. Öyle bir tercihim vardı. Tercihim yine aynı şekilde olacak. Giresun'a karşı oynayacaklar. Hatta güzel bir tercihim var bu mücadele. Ben mücadelenin açıkçası golü geçmesini bekliyorum biraz. Ya yani beklentiyi söyleyeyim ben sizlere. 4-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti bekleniyor. Burada nasıl bir canlı bahis yaparız diye düşündüğüm zaman da Ev sahibi ilk yarıdan bir tane gol atarını şöyle çok güzel bir ideal bir oranı var. Yanına 1.60'lık bir oran koyarsınız. Yanına 1.30'lık bir patlatırsınız. Fenerbahçe devreden bir gol atar bence. Bunu aldık mı aldık. Ben bu oran yetmez diyenler varsa şöyle de bir tercih yapabilirler. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyetinin gelmesi de bence olasıdır. 1.52 gibi oranı var. Hatta ben sizlere bir de 17 25.000'e oran vardı. İlk yarı skoru olarak da ben ilk yarı 17-15 doğru. İlk yarı 2-1 bitebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 17-15'te bunun oranı var. sistemler atabilirsiniz. Yani 17-15 için bence değerlendirme alınabilir. Birinci yarı skoru 2-1 Fenerbahçe diyorum. Leverkusen'le ile Stuttgart mücadelesi. Leverkusen'in son maçlarını takip ettiğim zaman şunu gördüm. Takım çok fazla aslında iyi oynamıyor. İki maçta da çıkışta. 5 tane attı. 5 attı maçı izlediniz mi? Devrede yoktu zaten. İkinci yarı 5 tane attı. Maç bir anda koptu. İki olduktan sonra oyun koptu zaten öyle 5 oldu. Son mücadelesinde de Köln'e karşıydı sanırım. 2-1 deplasmanda kazandı. Yani mücadele yenilirken bir anda iki oldu yani öyle. Bir anda goller geldi öyle söyleyeyim ben size. Yoksa maç boyu baskın bir level kuzen takımı yoktu. da oynayacaklar. Stuttgart'ın deplasmanı. Deplasman karnesi çok iyi değil açıkçası. Ben burada Leverkusen tarafındayım. Yani maçı koparabilirse yine 3-4 diye saydırabilir diye düşünüyorum. Maçın beklentisini söyleyeyim ben size. Maçın beklentisi arkadaşlar 4-2'lik level kuzen galibiyeti indeks beklentisini söyleyeyim size 4-2'lik bir beklenti var şartlar normal olursa bence normal de olur Ben burada idealden ev sahibi 1.5 üstü aldım 1.42 gibi orandan Hatta diyorum ki bakın evin zaten 2 golüne girdik ya sistem da 3. golü de eklerseniz burada tam tamına 2.48 gibi olan eklemiş olursunuz Bunu da ben sizlere alternatif olarak da önermek istiyorum Geçtim diğer mücadeleme verdiler öğrenmenler Leipzig mücadelesi Geçen videoda bir arkadaşımız yorum yapmış. Uyarmış beni Werner'in ayak bileğinden bir sakatlı vardı. Ben Werner oynayacak diyemişim. Doğru ben onu unutmuşum. Werner'in bir sakatlı vardı ayak bileğinden. Hatta e, Leimer'in de aynı sakatlı var diye diyebiliyorum ben. ikisi de yok bu maçta. Leipzig ile Werder Bremen oynayacak. Werder Bremen son maçında biraz oynamak istedi. Defans hatalarını da yapınca Bayern'i zaten 6 etti gönderdi. O maçın da canlısından güzel kaldırdık. Hatta ev sahibi ilk kere 1.5 üst toplam gol 3.5 üst derken canlıdan ev sahibi 5.5 üst olarak da güzel aldık. Burada Leipzig'le oynayacaklar. Leipzig zaten inanılmaz bir form yakalamışken devam ettirir. Verder böyle ben kendi evinde onlar da pozisyona gireceğinden dolayı pozisyona gireceğini düşündüğümden dolayı güzel tempolu bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Doğrudan 25 üst tercihini aldım. 1.37 gibi orandan mücadele genelinde toplam gol 3 tane gelir diye düşünüyorum. idadını aldım. Düz tercih yaptım bu mücadeleyi. Tottenham'la Pardon öncesinde Liverpool var. Liverpool'la Southampton mücadelesi. Southampton'ın son başına ta takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Kendi evinde Newcastle oynadı. KG var olarak kombineme eklemiştim ben. Youtube'da da KG var olarak dedim. Zor geldi. Dakika 88'de adam soldan Amstort mu atmıştı? Kim attı? Yok. Biri attı soldan böyle çok güzel çekti. Böyle köşeye 90'a sağa 90'a bir koydu. Kaleci hareket bile edemedi zaten o maçta. Yani Newcastle çok ezdi bu takımı. Onu söyleyeyim ben sizlere. Şimdi deplasmanda Liverpool deplasmanda. Liverpool burada ezer diye düşünüyorum ben. Devreye mutlu gider bu takımlar da Dünya Kupası'na. İlk yer bir tercihini doğrudan aldım. 1.42 gibi orandan. Tek tercih olarak burada Liverpool'un ilk yarı galibiyetini değerlendirme altına aldım. Diğer mücadelem Tottenham'la Leicester United mücadelesi. Aynı şekilde son dönemde kaybeden bir Tottenham var. Son mücadelesinde Liverpool'a kaybetti kendi evinde. Aslında ara ara da etkiliydi. Fakat ilk yarıdan iki tane gol yedi doğrudan. İkinci yarı etkiliydi Tottenham maçta. Tottenham ile United'de oynayacaklar. Bence burada kazanaraktan da gidebilir. Ama ben kazanmadan ziyade burada yine düz bir tercih yaparaktan da Tottenham'ın atacağı iki gol diye düşünüyorum burada. Bunun da oranı 1.42 arkadaşlar doğrudan tek tercih yaptım. Hatta skor beklentimi de söyleyeyim. 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. Yani 2-1 oranla şöyle de bir tercih yapabilirsiniz sistem kuponlarınıza. Handikap 0'da burada 3.44 gibi oranı var. Ben mücadelenin 2-1 skorla Tottenham'ın kazanmasını bekliyorum. Başakşehir Galatasaray mücadelesi bu maçın maç konu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç sizce ne olur diyerekten sizlere sorduk. Bakalım nasıl geçecek. Maçın favorisi Galatasaray bu arada deplasmanda olmasından dolayı. Fakat karşılarında oyunun temposunu düşürmeyi bilen bir Başakşehir takımı var. Emre Belezoğlu burada tempoyu olabildiğince yani Galatasaray tempoyu yükseltmek istedikçe Başakşehir burada tempoyu düşürebilir tempo düşülebilir diye düşünüyorum. Ki ligin en az gol yiyen takımı sanırım Başakşehir. Ben burada belki bu arada şunu da belirteyim. Ben bir Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarı olarak bu tercihi yapıyorum. Başakşehir'in az gol yemesinden dolayı ve o tempoyu düşürmesinden dolayı ben burada Galatasaray'ın iki gol bulmasını beklemiyorum. Deplasman 1.5 altın oranı 1.48 gibi oranı var. Belki size ters bir tercih gelebilir. Tabii benim aklımdan geçen bu. Düşüncelerime katılırsanız alabilirsiniz tabii ki. Galatasaray'ın 2 gol bulmasını beklemiyorum. Deplasman 1.5 altın olarak düşünüyorum. Hatta şunu da belirteyim. Maçın indeks beklentisi de 2-2 skor bakın. 2-2 skor olmasına rağmen ben bu Başakşehir'in bu tür maçları iyi oynamasından kaynaklı Deplasman 1.5 altını sizlere ideal olarak önerebilirim. Yüksek oranlarda yapabiliriz diye baktığım zaman da mücadele genelinde de ben zaten 1-1 çıkabilir veya Başakşehir tarafına 2-1 kayabilir diye düşündüğümden dolayı 2-3 gol tercihini de burada yüksek oranlarla önerebilirim sizlere. Bol şanslar. Newcastle Chelsea mücadelesi güzel bir maç olacak. Bakın maçın favorisi Newcastle bakın. Yani öyle bir takım oldu Newcastle takımı. Takım oyununu ilmek ilmek işleyen yani hücum organizasyonlarını birinci ikinci bölge bağlantılarını yani ilmek ilmek oynayan işleyen bir Newcastle takımı var. Gerçekten çok başarılı bir takım olduğunu düşünüyorum Newcastle şu takım oyunu olarak şu an Premier Lig'de yani City ile beraber yarışır yani bu takım oyunu olarak söylüyor, söylüyorum bunu. Chelsea'de Grand Potter eşeğe hala devam ediyor. Gitti güzelim Brighton'ı bıraktı başarılı bir şekilde giderken işte koltuk sevdası mı diyelim büyük takım sevdası mı adamı yerler Sabri abi diyelim burada. Chelsea ile birlikte hatta gönderilmesi konuşuluyor. Bakalım ne olacak sezonu bitirecek mi bilmiyorum. Brighton'a yazık etti orada. Çok güzel ilerlerken. Ben burada var tercihini alacağım. Newcastle'dan zaten gol bekliyorum. Favori. Chelsea eşek olmasını atsın diyorum artık. Son dönemlerde kötü gidiyor zaten. Onlarda da pozisyon bulacaktır diye düşündüğümden dolayı var tercihini aldım. Ve yüksek orandan da bir tane tercih yapmak istiyorum. Ben burada şöyle bir yüksek oranım var. Newcastle burada iki golü 1, 96 sisteme eklenir diye düşünüyorum ben. buradan ifkesini atacağı 2 gol. Geçtim diğer mücadeleme. Schalke ile Bayern Münih mücadelesi. Bu maçı zaten çok fazla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Kötü giden bir Schalke son maçında kazandı okey. Ama Bayern Münih Maneo yok, Müller yok. Bunlar olmasa bile Sané, Gnabry, Musiala, Chupomoting de zaten hatta ikinci barını yaşıyor da diyebiliriz burada. Bayern Münih de burada deplasman 2.5 üst idealdir bence. Atacağı 3 gol. Zorlamak isteyenler Deplasman 3.5 üstü 2-0 gibi orandan da değerlendirme altına alabilir. Son mücadelem Arsenal ile Wolves mücadelesi. Mücadele sürpriz çıkar mı bilmiyorum. Sürpriz çıkarsa üzer çünkü. Son kupa mücadelesinde bile rotasyona giden bir Arsenal takımı vardı. Wolves oynayacaklar. Bence Wolves daha hoca gider diye düşünüyorum ben. Yani bu hoca ne kadar başarılı bilmiyorum. Wolves zaten her yıl böyle. Ama yani bu hoca da ben bir ışık göremedim. Wolves tarafına ne, Wolves'a ne kattı acaba onu düşünüyorum. Arsenal bir sürpriz yapmaz diye düşünüyorum. Ama oran taraf bence riskli o yüzden ben bu oranı 1.70 bandına kadar çıkarmak istiyorum. 4.5 altında 2 yapıyorum. Mücadelede 2-0 veya 2-1'lik skorla Arsenal tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 10 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Altına yatanlar değerlendirebilir. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.